Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Bugün Hearthstone patch 18.2 anons edildi. Aklınıza öbür patch gelmesin. Öbür patch 18.0.2 idi. Bu 18.2. Hani ciddi miktar değişiklik olacak anlamına geliyor biliyorsunuz. Blizzard ikinci sayı değiştiği zaman küçük update'ler oluyor. Birinci sayı değiştiği zaman büyük update oluyor. Ve bu patch ben yanlış anlamazsam 8 Eylül'de gelecek. Birkaç gün içerisinde gelecek yani. Ve 8 Eylül'de gelmesiyle birlikte bir sınırlı etkinliği getirecek ve etkinliğin aşamaları olacak. İşte 8 Eylül'de Battlegrounds'a bir şeyler gelecek. Ondan sonra 15 Eylül'de bir solo experience gelecek. Oyundaki bütün klasların temel hero'larını, işte Mage için Jaina, atıyorum Hunter için Rexxar, Druid için Malfurion falan. Bunların kısa bir hikayeleri olacak. Bir yıl boyunca bize 10 hero'nun da her birinin hikayelerini anlatacaklar. Zaten biraz detayı var. 23'ünde de arkadaşlar Brawlzeum geliyor. Pure Brawlzeum. Hatırlamayan varsa arkadaşlar, Arena'nın ranked versiyonu, 12 galibiyet veya 3 mağlubiyet, hangisi olsa, hangisi önce olsa ona gelmeye çalışıyorsunuz. Ne kadar galibiyet olsa o kadar ödül veriyor. Fakat bunun bir farkı arkadaşlar, 1000 gold giriş. Çok pahalı. Fakat ödüller çok büyük. Golden Legendary falan veriyor. Birazdan bakarız. Yani işte 12 galibiyet yaparsanız 3 Golden Legendary, 50 paket falan gibi böyle inanılmaz inanılmaz şeyler veriyor. Bunu mutlaka deneriz tabi. O sırada umarım tabi metagame sakinleşmiş olur, oturmuş olur. Çünkü göreceksiniz biraz metagame ilişkileri var. Battlegrounds arkadaşlar, bu Battlegrounds sevenler için çok güzel bir şey. Ben her ne kadar oynamasam da Battlegrounds'a arkadaşlarınızla beraber girebiliyorsunuz. Eğer 4 kişiye kadar girerseniz rastgele insanlarla eşleşiyorsunuz. Eğer 4 kişiden fazla olsanız, zaten burada uyarıda verdiği gibi, sizi özel bir lobiye koyuyor. Yani 8 kişi oynuyorsunuz. Tabii 5 kişi olsanız ne yapacağını tam bilmiyorum. 5 kişi olsanız 5 kişi mi oynatıyor? Herhalde öyle yapıyor. Öyle anlıyorum ben. Ama yani arkadaşlarınızla birlikte Battlegrounds oynayabileceksiniz. Tabii böyle olursa büyük ihtimalle private game'de ratingler değişmez. Göreceğiz bakalım onları. Ama ben çok hoş bir şey arkadaşlar, bir arkadaşınızla beraber Battlegrounds oynayabilmek. Dediğim gibi her ne kadar ben oynamasam da yani beraber böyle bir etkinliğe girebilmek bence hoş. Ve tam söylediğim gibi yeni hero'lar geliyor. Bu herhalde sınırlı etkinlik gibi değildir. Bir gold'a hero power'ı var. Hero power'ı bir sonraki kombatını hangi oyuncu kazanır diye tahmin ediyorsunuz. Eğer kazanırsa 3 gold alıyorsunuz. Yani işte herhalde bunu bastığınız zaman herhangi bir oyuncuya seçtirip bastıracak sizi. O oyuncu da bir sonraki kombat kazanırsa 3 gold kazanacaksınız. Oyunun gidişatını takip etmek falan tabii önemli olacak. Değişik bir hero'ymuş. Sonra arkadaşlar Jandy Sparrow gelmiş. Golden olmayan bir yaratığınızı Bob'un Tavernik rastgele bir üniteyle değiştiriyorsunuz. Ne işe yarar işte arkadaşlar bu? 2'ye 1, yanına 1'e 1 koyan Murloc falan, birden fazla yaratık koyan kartlarla birlikte açıp işte o dandik 1'e 1'i alıp hani bir nevi onu 3 golda satmış gibi oluyorsunuz. Öyle bir avantajı oluyor. Yani yanında yaratık üreten kartlarla falan combo olur. Veya ne bileyim Battle Cry için kullandığımız yaratıklar olabilir. Bir nevi arkadaşlar o kartı 3 golda satmış gibi oluyorsunuz. Tabii tam olarak öyle olmuyor çünkü random alıyorsunuz ama yine de fena değil. Sonuçta bedava. Ve son olarak Forest War'un 10'u var. Onun da Hero Power'ı pasif. Taverne level atlattığınız zaman o turluğuna 2 gol kazanıyorsunuz. Bilemedim ne kadar iyi. Görmek lazım yani. Bunları tabii öngörmek. Bir de ben Battlegrounds oynadığım için pek yorumlamak iyice zor oluyor. Yani toplam 5 kere level atlatabiliyorsunuz en fazla. 10 gol veriyor oyun boyunca size. Bir de o turluğuna sadece. Bir sonraki tura kalmıyor. Bu hero'lar 22 Eylül'de resmen çıkacakmış. Ama eğer Battlegrounds perks'ünüz varsa işte 18'inde erken erişim olabilecekmiş bunlara. Mike Romami şeye gelmiş. Neydi adı? Battlegrounds'a gelmiş. Pack Leader nerflenmiş. 3'e 3'den 2'ye 3'e indirilmiş. Bir de açtığınız beastlere 3 yerine 2 atak veriyor. Mekaru oyundan atılmış. Mekaru yerine Mike Romami gelmiş ha. Tier 1 hem de. Tier 1 için biraz güçlü değil mi ya bu? O an 2'ye 3 ile yine ölüyor değil mi? Yok anladım. Okey anladım. Ve şimdi arkadaşlar gelelim
normal Hearthstone'a ve Hearthstone'daki kart değişiklikleri. Bunu zaten çoğumuz öngörmüştük. Secret Passage artık 4 kart verecek arkadaşlar. Bence son derece yerinde. 2 manaya çıkartılsa bence daha ezilirdi kart. Bu haliyle hala oynanabilir kalacak ama tabii işte o aradığınız kartı bulma olasılığı inanılmaz yüksek oluyor. Secret Passage atıp kartları bulup bilmem ne yapıyorsun falan filan. Artık 4 kart verecek Secret Passage. Kabal Ecolite çok potansiyel sağlayan bir kart arkadaşlar. Çünkü neredeyse mükemmel yakın body'si var 4 mana için. Tabii 3-6 olabilirdi ama 2-6 yine de çok iyi bir body'si var ve özelliği çok güçlü biliyorsunuz. İşte artık biraz daha düşük bir body önerebilmesi için 2'ye 4'e indirilmiş. Yani 3 mana gerektiğinde falan ölebiliyor artık. Gerçekten biraz güçlü bir karttı. Bence bu da yerinde olmuş. Priestler de bayağı güçlüydü açıkçası. Totem Goliath bufflanmış. Beş manaya 4'e 5'ti. 2 overload'du ve ölünce bütün totemleri çıkarıyordu. Bu tabii ne işe yarıyor arkadaşlar? İşte totemlerin kopyasını koyabilirsiniz. Ondan sonra adam bunu öldüğü zaman bloodlust atıp adamı 12 vurabilirsiniz falan bir işler yarıyordu. Ama tabii 5 manaya 4'e 5, 2 overload çok eziyordu. Şimdi 1 overload indirilmiş bir kere. Atağı da 5'e çıkartılmış. Bu arkadaşlar az buz bir şey değil çünkü ben bu desteği biraz oynamıştım. Bu kart bayağı rahatsız ediyor insanı. Öldüremiyorsunuz. Yani 4 totem 4'ünü de koyduğu için. Şimdi bir de bir sonraki tur o kadar sizi yamultmuyor. Mesela bunu indiniz. Rakip öldürür. Tur gelince bloodlust atıp öldürebiliyorsunuz adamı. Örneğin yeterince azsa. Normalde bunu atınca, yani 5. tur koyduğunuz zaman 6. tur 4 manamız olurdu ve olmuyordu. Bloodlust'a ve 2. totem Goliath'a engel oluyordu. Artık olmuyor. Atağı da bir arttı. Bu fena değil bence. Bu bir şeylere tekabül edebilir yani. Bu totem şamanı biraz güçlendirebilir. Güçlü bir kart çünkü bayağı bu. Sonra arkadaşlar artık herhalde Crack Legendary kalmasın diye böyle bir şey amaçlamışlar ama bence yine olmamış. Archmage Willow 9 manayı 7'ydi. Oynadığımız zaman bir elden bir desteden Demon koyardı oyuna. Artık 8 manaya 5'e 5. Bu arkadaşlar belki gözünüze 1 mana ucuzlamış 2'ye 2 kaybetmiş nerf gibi gözüküyor ama zaten bu kartı biliyorsunuz body'si için değil özelliği için oynuyorsunuz. Dolayısıyla ucuzlaması bu özelliğin daha erken çalışabilmesi anlamına geliyor. Fena değil ama 8 mana hala bence çok dandik. Çok pahalı. Tabii şimdi çok güçlü demonlar var arkadaşlar özellikle Wild'da falan. Adamlar herhalde onun için korkarak böyle yapıyor ama bana hala olmamış gibi geldi. Ve arkadaşlar zaten yapılmak zorunda olan bir şey kart Wild'ı bitiriyordu. Dark Lair. Bunu görmüşsündür biz Wild oynarken falan. Adam 3. tur 20 manalık kart falan oynuyordu. Bu abartısız söylüyorum bu arada. 3. tur adam toplam 20 mana falan kullanabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü kart 2 mana veriyor. Ve arkadaşlar Wild'da sırf Flame Imp değil. Flame Imp ile birlikte Kobold Library'inde var. Tabii o Wild'a ait değil ama Penflinger'da var. Yani 1 manaya size vuran kartlar var oyunda. Dolayısıyla Dark Lair açıp hiçbir şekilde manınız bitmiyordu. İşte mesela Dark Lair açtınız. Ondan sonra Flame Imp coin dediniz. 2 mananız var. Hero Power'ınızı bir önceki Tor Guide'la sıfır indirseniz Tor Guide bir daha mana. Bir daha mana. Bir daha mana. Oynuyorsunuz. Kendinizi Penflinger'la vurup bir şey atıp bir daha mana. Bir daha mana. O sırada tabii hem Flash Giant hem Molten Giant ucuz diyor. Bam bam masaya Giant'lar. Ben yani şey gördüm hatırlıyorum arkadaşlar. 3'te 4. tur. Yani benim elimde şey vardı hatırlıyorum. Mass Hysteria var. Rhino var filan yani. Ben bir Priest'in yapabileceğin en büyük direncini göstermeye hazırım. Hiçbir zaman beni öldürdü. Yani öyle bir şey ki arkadaşlar. Masada 30 civarı bir atak var. Hani Rhino bir işe yaramıyor. 28'siz mesela 2 yıl alacaksınız. Şey indiği için de Cult Neophyte veya Loatep indiği için de şeyi de zorluyor. Adı neydi? Mass Dispel'i falan, Mass Hysteria'yı falan atılmaz hale getiriyor. Yani hiçbir reaksiyonsuz öldürüyor sizi. Öldürebiliyor. Hatta ben bu desteği tabii bu desteği Wild'da çok popüler arkadaşlar. Oynarken hep şey diyordum yani. Hani adam kendi kendine oynuyor biz bakıyoruz. Yeterince iyi çektiyse yapılacak hiçbir şey yok. Onun için bunlar çok yerinde. Kart da şu hale getirilmiş arkadaşlar. 3 mana 3'e 4'ten 2 mana 2'ye 3'e indirilmiş. O aslında bir nevi buff biliyorsunuz. Çünkü daha ucuza inebiliyor. Amma ve lakin tabii özelliğine öflenmiş.
Hero'nuz damage yiyince bir mana kristal refresh ediyor sadece. Yani dolayısıyla arkadaşlar o bir manalık kartlar bedava oluyorlar. Eksi bir mana olmuyorlar. Yani mesela Flame Imp binip bir mana kar demiyorsunuz. Normalde çünkü Flame Imp biniyorsunuz bir manaya. Flame Imp size vuruyor. İki mana geri alıyorsunuz. Dolayısıyla başka yanına bir manalık kartı bedava oynayabiliyorsunuz. Artık öyle değil işte. Artık bir manalık kartlar sadece bedava. Daha iyi değiller bedava olmaktan. Dolayısıyla bence bu desteği hizaya getirir. Yani çünkü dediğim gibi şey oluyor arkadaşlar. Hiç bitmiyor yani o üçüncü tur. Yeterince iyi çekildiyse. Veya işte üçüncü tur Sense Demons'la bunları bulup dördüncü tur başlıyorlardı. Hiç bitmiyordu yani. Şimdi tabii o Giant'lar öyle oynanabilir manalara falan getirmek kolay olmuyor. Ne bileyim çünkü o arada işte manayı arttırıp efendim işte Expired Merchant veya Nightshade Matronlayıp Hand of Gul'den'e discard edip Skull of Gul'den'e discard edip Hand of Gul'dan 3 kart çektiren discard olunca onu discard edip tekrar bir şeyler yapıyorlardı. O artık tabi olmuyor. Tabi bir de Raise Dead de vardı. O da 0 manaya size vurduğu için o da mana kristalleri veriyordu. Bu kart hizaya geldi. Yani bunun standartta bir destesi var ama standart destesi o kadar güçlü değil. Wild'daki çok problemdi arkadaşlar. Yani sanıyorum yeterince çekerse hiçbir şey yenemezdi. O kadar kuvvetliydi yani. Hani dediğim gibi masaya 30 atak koyuyor. Bir de spellerinizi pahalandırıyor yani. Hani o spellere bir şekilde cevap verebilseniz. Ben mesela bir kere şey hatırlıyorum. Elimde Zephyrus var, coin var. Tur gelince 5 manam olacak. Coin, Zephyrus, Shadow World Rune yapabileceğim giantlar için. Adam masaya hem 2 ya da 3 giant koydu. Hem de Cult Neophyte koydu. Yani spellerin bir mana pahalandırdı. Zaten coin hiçbir şey yaramaz hale geliyor. Yapamıyorsunuz ruin'i. Bitti. Öyle yani o kadar yapabiliyordu. Çok güzel olmuş bence. Kartı çöp yapmaya da gerek yok. Yine belki biraz işe yarar ama tabii arkadaşlar dediğim gibi yani en iyi kartlarınız bedava oluyor. Yani şöyle bir tek Raise Dead mana kar ettiriyor. Flame Imp'ler, efendim neydi o surata vuran? Pamflinger, Cobalt Library'de bedava oluyor. Kar yok. Onun için bence son derece yerinde olmuş. İşte bu değişiklikler geldikten sonra 2 hafta boyunca bu kartların hepsini tam dust fiyatına kırabileceksiniz. Yani herhangi bir şeyi oynamamaya karar verirseniz gidip dust'ını alabilirsiniz. Bence bu ikisi bayağı kuvvetli arkadaşlar. Yani bu halleri de bence idare eder. Bunlar hala bir şeye girer. Bu bence kesin girer. Bu da bir şeye girer diye düşünüyorum. Tabi eskisi kadar iyi değil. Onları kırmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Birkaç da bug fix'i var. Sonra arkadaşlar solo adventure'ımız var. Jaina'nın hikayesi. İşte gireceğiz. 8 boss'u öldürecekler bize. Ve bedava bu içerik. 8 boss'u öldükten sonra işte Jaina'nın hikayesini biraz öğreneceğiz. Ve bitirince bir tane mage pack verecek. Mage pack arkadaşlar standarttan mage kartları çıkıyor içinden. Sadece mage kartları çıkıyor yani. Expansion'lara bağlı olmadan. Ve bu önümüzdeki yıl boyunca bütün 10 hero'nun hikayelerini anlatacak bize bu. Yani işte mesela atıyorum bu ay bu oldu. Bir ay sonra işte ne bileyim Malfur'un hikayesini dinleyeceğiz falan. Hoş bir şey bence. Çok hoş. Zaten bedava arkadaşlar. Bir de bununla birlikte bir şeyler vardı sanırım. Onun sonra bakarız. Sonra bu 15'inde geliyor bu arada. 15'te Eylül'de. 23 Eylül'de Heroic Brawl geliyor. Heroic Brawl'da arkadaşlar 1000 gold'a giriyoruz. 3 kaybedip 12 kazanana kadar ödüller böyle. Hiçbir şey yapamazsınız. 1 pack. 1 galibiyete 2 pack. 2 galibiyete 3 pack. 3 galibiyete 4 pack görüyorsunuz. İşte 120 gold. 120 dust yaklaşık. İşte böyle gidiyor. Sonra kopuyor işte. Buralarda çıldırıyor. 12 zaten çılgın. 50 pack. 1100 dust, 1100 gold, 3 gold necidir. Ama arkadaşlar zıplama çok inanılmaz tabi. Bence bu böyle olmasa da iyiydi ya. Bu zıplama, ya bu mesela 16, 20, 25 bin olaydı. Yani çünkü 11, 2 iken kaybedince gerçekten evlat atıcısı gibi arkadaşlar koyar. 35 pack, 700 dust, 700 gold ve 1 gold necidir kaybediyorsunuz yani. 10-11'de kalırsanız. Tabi 11'de kalmak da fena değil de. Bakalım bunu elbette biz 1-2 deneriz yani geldiği zaman. Evet, sonra bir de burada bu var.
Çıkalım yukarı. Burası yanlış. Bu değil. Hah. Burada bir iki tane de ufak bundle getirmiş. Onlara da değinmek istedim de. Tamam, bunları zaten görmüştük sizinle. Devam, devam, devam. Allah Allah. Acaba bunlar kart değişiklikleri. Sanki ben bir yerde iki tane falan şey görmüştüm. Yok, görmedim burada. Bir iki tane bundle getireceklerdi. Bir böyle Jane'e bundle getireceklerdi. Heh. Okey, budur herhalde. Yes. Evet arkadaşlar. 8 Eylül'de bunlar geliyor işte. Erken erişim. 4 gün erken erişebiliyorsunuz eğer tavern pass'iniz varsa. Yakın zamanda valide geçmiş 7 expansion'dan 8'er paket olmak üzere 56 paketlik bir Megawild Bundle gelecek. Fiyatını bilmiyoruz. Büyük ihtimalle 50 euro olur. Bu da Android'de 250 liraya alabilirsiniz. Ben bunu almayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü biliyorsunuz uğraştık ve bunların hepsini tamamladık. Açıkçası ben bunu bilseydim biraz daha dust'ımı tutardım. O zaman şu an bütün oyunu tamamlayabilirdik çünkü gidip. Biliyorsunuz 10.000, 15.000 civarı bir dust eksiğimiz var. Tam ne kadar hatırlamıyorum ama tüm oyunu tamamlamak için. Artı tamamladıktan sonra böyle bir şey gerek yok yani benim için. Ama arkadaşlar Wild seviyorsanız ve eksikleriniz de varsa düşünülebilir bence. Yani büyük ihtimalle bunun fiyatı iyi olur. Hatta belki 40 euro yaparlar, o zaman süper olur. 200 liraya falan. Sonra işte ikinci hafta Book of Heroes başlıyor. Ve oradan bir Mage Pack veriyoruz. Büyük ihtimalle bu hangi rolü oynuyorsanız onun pack'ini verecek. Yani işte Druid oynarken Druid Pack falan verecek. Bir de Jaina Scholar Bundle geliyor. Başka bir resimle Jaina geliyor. Bir de 5 tane de Mage Pack geliyor. Bu bayağı alçak gönüllü bir şeye benziyor. Bu çok pahalı olmazsa alınabilir. Belki hero var diye biraz abartırlar ama herhalde 10 euroyu falan aşmaması lazım. Bunu nasıl alındığını tam anlayamadım. Heroic Brawl geldiğinde de arkadaşlar Magic of Dalaran kart arkalığı diyor. Neye göre veriyor bilmiyorum. Belki oynayınca veriyordur. Yani oynayıp ne yaparsanız yapın. Onu tam göremedim neye göre geldiğini. Bakalım burada bir ekstra bir şey var mı? Yok, bunlara zaten değinmiştik. Bu ne şey, ödüllerini mi gösteriyor? Anladım. Dolayısıyla arkadaşlar şey bu. Bu metayı nasıl etkiler? Tabii bir kere roguelar bir ufak darbe alacak. Pain Warlock zaten standartta çok yaygın değildi. Ama yine biraz vardı. Onlar bitecek tabii bence. Priest de İşte arkadaşlar bir defansif kapasitesi düşecek. Tabi Priest de biraz bir darbe alacak. O çünkü yaratık çok güzel savunuyordu. Ama Rogue'un darbesi daha ciddi oluyor. Tabi bu metagame komple değiştiriyor. Çünkü arkadaşlar Rogue'lar çok güçlü olduğu için. Mesela biz hatırlarsınız agresif Demon Hunter'ı ile çok oynamıştık. Ve iyiceydi. Fakat Rogue'lar bu kadar aşırı popüler olunca Backstab zaten en çok koyan kart. Yani siz ona mana verip iniyorsunuz. Adam mana vermeden öldürüyor. Sizin canınızı sıkıyor. Yaşam da almadığınız için. Patakütte patakütte vuruyor. Yani onun gitmesi belki Agro Demon Hunter'ı güçlenecek. Onun gitmesi belki Soul Demon Hunter'ı zayıflatacak. Çünkü Soul Demon Hunter bir sürü yaşam aldığı ve defans yaptığı için roglara ters. Roglar zayıflatacak falan. Böyle yani metagame bayağı kaykılabilir. Küçük nerfler olsa da. Yalnız bu arada arkadaşlar şeyi takdir etmek lazım. Blizzard uzun zamandır çıkarttı. En iyi expansion çıkardı herhalde. Yani bayağı az sayıda bir nerfle düzelttiler işi. Benim şu an tek sıkıntım herhalde arkadaşlar ciddi sıkıntı olarak Lightning Bloom. Bana hala kart hoş değilmiş gibi geliyor. Blizzard dokunmadı ama elbette onu takip ediyorlardır yani çünkü kartın özelliği fena. Onun dışında ben Secret Passage'ı ve Dark Glare'i söylüyordum. O öbür Cabal Ecolite mi neydi ona bir şey demedim ama yani o da gerçekten hani görünce ne yapmışlar demedim. Buff'lara zaten hiçbir itirazım yok. Yani kimse arkadaşlar kötü Legendary açmak istemez. Legendary'lerin hepsini bir şekilde bir desteğe girebilir hale getirmeleri, yapmaya çalışmaları hoş. Bence hala yeterli değil ama yine de en azından çabayı takdir ediyorum. Böyle yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.